videomuzda da yaprak yapımını sizlerle paylaşacağım.13 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane zincir çektim. Bir tanesini bırakıp ikinciye sıkı iğne yaptım. İkinciye yarım trabzan. İki tane ikili trabzan yapacağım. Bir, iki. Üç tane üçlü trabzan yapacağım. Bir, iki. Üç. Üç tane de üçlü trabzan yaptım. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane yarım trabzan. Yarım trabzanı ipi tığa doluyoruz. Bir kere doladık, batıp hepsini birlikte çekiyoruz. Yarım trabzan bu. Bir sıkı iğne ile battım. Buraya bir sıkı iğne daha yapıyorum. Yaprağın ucu biraz sivri olsun. 1 2 3 3 zincirle aynı yuvaya, sık iğne yaptığımız yuvaya battım. Yaprağımızın ucu daha güzel. 3 zincir çekip dönünce uç kısmı daha güzel duruyor. Bir sık iğne daha ve yarım trabzan. İki tane ikili trabzan. Üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Üç tane üçlü trabzan yaptım. İki tane tekrar ikili trabzan yapıyorum. Ve bir yarım sıkı iğne, yarım trabzan. Ve bir sıkı iğne. Evet. Yaprağımız bu şekilde. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz şu orta damarını yapalım. Hemen bu aradaki boşluğa batıp çekiyoruz. Yaprağımızı şu şekilde tutarsak yapımı daha kolay. Bakın. Arkadan dolayıp çekiyoruz. Buradan batıp arkadan dolayıp çekiyoruz.
Evet, burada tığımızı çıkarıp şu arkadan ilmeği tutup çekiyoruz. İpimiz arkaya geçti. Bu 3 zincir çektiğimiz uç kısmı. Yaprağın ucu bura olursa daha muntazam, daha güzel. Bakın şu ip yukarıda kaldı. Bu ip yukarıda olan kısım yaprağın uç kısmı oldu. İplerim arkadan tığımı da bir geçirsem yaprakların tamamını dikeceğimiz için çok da uğraşmaya gerek yok aslında. Bunlar altta kalacak. Evet, yapraklarımız hazır. Ve bu şekilde bir çiçek yerleştirelim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Beğenmenizi rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Bir dahaki videoda buluşmak üzere.